Sağ olun sayacağım. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Kahramanmaraş Müftülüğü'nde görevli eğitim uzmanı Ay, depremde yeğeni kayınvalidesi ve kayınbiraderinde aralarında olduğu 25 yakınını kaybetti. Daha sonrasında da üniversite kampüsünde geçeriz. Eyvallah. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Ay, akrabalarını defnettikten sonra kendisiyle aynı kaderi paylaşan depremzedelere destek olmak için işinin başına döndü. Hemen deprem biter bitmez aşağı indik, arabaya bindik. Ya eşim dedi hemen aşağıda yeğeni vardı bu Clarion Hotel'in yanında. Oraya gidelim dedi. Onlardan ses yok. Arabaya bindik. Tam yol üzerimizde apartman yıkılmıştı. Geri döndük. Tekrar çocuk hastanesinde. Oraya baktık. Eşim orada çalışıyordu. Arkadaşları var. Ne oldu ne olmadı. Orada da bir şey yok. Sonra buralardan olamayınca da bir Şekeroba diye bizim kayınvalidemler falan orada oturuyorlar. Oraya yöneldik. Giderken sağlı sollu arabalar kaza yapmıştı. Koşa koşa işte bir an önce gittik. Hatta birkaç defa biz de kazalardan falan korunduk. Yollar hep bozulmuştu. Vardığımızda iki katlı ev bahçenin içerisinde çökmüştü. Altında kayınbiraderim. Kayınvalidem aynı anda vefat etmişti zaten. Kayınbiraderimin eşi yine yanında. Sesi geliyordu beni kurtarın diye. Tabii büyük bir mahşeri bir an. Çünkü kimse yok. Herkes kendi derdine düşmüş. Herkes kendi çocuklarını, yakınlarını kurtarmaya çalışırken biz de onları kurtarmaya çalıştık. Depremin ardından kente gelen manevi destek ekiplerinin koordinesini yapan Ay, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla gelen yardımların da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına katkı sağlıyor. Saat 10'da da yenge hanım vefat etti. Tabii bu arada ben Beyoğlu'nda iki tane yeğenimin vefat ettiğini ara ara öğrendim. Akabinde İslahiye'de baldızım, bacınağım, ailecek, onun kardeşleri, bir de akraba bağları vardı onların ayrıca. Torunları, hepsinin apartmanın altında kaldığını, çökkü altında kaldığını öğrendik. Ya bir yanında şöyle, Sayın İl Müftümüz işte aradık konuştuk. O arada çok ihtiyaç var çünkü biz sağız ama yani arkadaşlarımızın birçok görevli meslektaşlarımızın yakınları vefat etmiş. Müftülüğümüzdeki uzman arkadaşlarımızın, rakip arkadaşlarımızın, şeflerimizin sonra vefat ettiğini öğrendik. Artık yani bu işin ağlayıp bir tarafa çekilip matemini tutmaktansa biz artık bu çok şükür Allah bize canımızı bağışladı. Biz bu insana nasıl faydalı olabiliriz, nasıl koşabiliriz diye. Cenazeyi gömüyorduk veya duyuyorduk. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ondan sonra işimize devam ediyorduk.